2022 Edirne Yılı dolayısıyla Arda Bisiklet Derneği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen Edirne Kırmızısı Bisiklet Halk Yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan yaptığı konuşmada Edirne Kırmızısı'nı tüm Türkiye'ye duyuracaklarını belirtti. Fidan, etkinliğin gerçekleşmesinde öncü olan Şenel Tezcan'a günün anısına madalya sundu. 2022 Edirne yılı dolayısıyla düzenlediğimiz bu etkinliği, belediyemizin katkıları, Trakya Üniversitesi'nin katkıları ve değerli üyemiz Şenel Tezcan hanımefendinin önerileriyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öncelikle Şenel Tezcan'a bu düşüncesinden dolayı, bu fikrinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve bu teşekkürü taçlandırmak için de kendisine küçük bir armağan sunmak istiyorum. Gurur madalyası. Çok teşekkür ederim. Değerli pedalşör dostlarım, Şenel Hanım üretken, çalışkan bir arkadaşımız. İnşallah bu etkinliği ileriki yıllarda, yani 2023-2024 ve sürgün, aynı Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün İzmir'de başlayıp bugün Türkiye'nin her tarafında yayılmış olan Süslü Kadınlar Bisiklet Etkinliği gibi, biz de bu fikri ilelebet ileriki yıllara kadar taşıyıp Edirne Kırmızısı'nı bütün Türkiye'ye duyurmuş olacağız. 2022 Edirne yılı olması sebebiyle Edirne Kırmızısı'nın birleştirici sembolü altında bisiklet severleri birleştirmek üzere yola çıktım. Edirne, kırmızını giy gel. Giyerim Edirne Kırmızısı, bisiklet en avalısı diyerek belediyemizin, üniversitemizin ve Arda Bis'in katkılarıyla ve sizlerin katılımıyla hayalimi gerçekleştiriyorum. Bisiklet turu Atatürk Anıtı önünden başlayıp Lozan Anıtı'nda tamamlandı.